Hoş geldiniz. Nasılsınız? Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu esnada da ben neler yapabilirim diye ara ara düşünüyorum. Aklıma geldi. Biliyorsunuz Zaman Ortakları diye bir radyo programı yapıyorum ben. Şu anda yapamıyorum ve çok özledim. Dört köşesi olan yaşsız bir programdı ve ikinci köşesi olan bazen sıfırdan, bazen İstanbul'un yüzleri, bazense dünya klasikleri olan kısmından size dedim ki elimdeki kitapları değerlendirerek paylaşımlar hazırlayayım. Ama karar veremedim. Bunun için fikrinize ihtiyacım var. İstanbul'un 100 önemli olayını mı okumamı istersiniz? İstanbul'un 100 görülecek, yaşanacak yerini mi? İstanbul'un 100 sevdasını mı? İstanbul'un 100 mizah dergisini mi? İstanbul'un 100 yılını mı? İstanbul'un 100 romanı mı? İstanbul'un 100 latifesini mi? İstanbul'un 100 köyünü mü? Hangisinde başlayayım? Ama şu anda sizden bir öneri gelmediği için ben İstanbul'un 100 köyünden biriyle başlayayım diyorum. O zaman iyi dinlemeler. Tişörtümü de, bluzumu de bu için seçtim. Çünkü farklı farklı seriler olacağı için kafanız karışmasın. Bunu gördüğünüz zaman yeni bir bilgi paylaşıyorum anlamına gelecek. Çünkü içinde hep yüzler var. Yani her birine ayrı kıyafet değil. O seriyi anlayabilelim diye her birbirleriyle uyumlu olan kitapta aynı elbiseyi giymeyi düşünüyorum. Nasıl? Sizce iyi fikir mi? Kıtaların, kültürlerin buluşma noktasında yer alan İstanbul, 3 imparatorluğa başkentliği yapmış bir şehir. İstanbul'un tarihi köylerinden ilki Arnavutköy. Benim de doğduğum köy. Tarihi 1500 yıl öncesine dayanan Arnavutköy, İstanbul Boğazı'nın batı yakasında Kuruçeşme'yi Bebek arasında yer alır. Arnavutköy, tarihinin ilk yıllarında sınırları içinde bulunan kireç ocaklarından dolayı Rumca kireç manasına gelen Hestai ismiyle anılır. İlerleyen yıllarda bölgeye yapılan ayazma ve kiliselerden dolayı yine Rumca Melekler Köyü manasına gelen Horasmota ismiyle anılmaya başlanır. Arnavutköy ismi ise Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle ortaya çıkar. Bu yıllarda bölgeyi korumakla görevlendirilen Yeniçerilerin Arnavut olması sebebiyle köy Arnavutköy ismini alır. Arnavutköy Osmanlı zamanında ekseriyetle Rum vatandaşların yaşadığı bir bölge konumundadır. Bölgenin ağırlıklı dini yapısını da yine Hristiyan ve Yahudiler oluşturur. Türklerin bölgeye yerleşmeleri 1877'deki Büyük İstanbul yangınından sonraki yıllara rastlar. Arnavutköy o yıllarda da günümüzdeki gibi Boğaz'ın en gözde bölgelerinden biri olma özelliği taşır. Osmanlı tebaiyetinin alafranga olarak tabir edebildiği kesimi Boğaz'ın bu nadide bölgesini kendisine yerleşim yeri olarak seçer. Çok sayıda yalı ve köşk Boğaz'ın mavi sularına bu bölgeden bakar durumdadır. Yine aynı dönemlerde köy bir mesire ve bir gezinti alanı olarak çokça rağbet görür. Köy yazlık olarak kullanılmasının yanı sıra sakin ve temiz havası sebebiyle kışın da boş kalmaz. Bölge o dönemde ekseriyetle çiçekçi ve fidecilerden müteşekkil bir ekonomiye sahiptir. Arnavutköy'ün kokulu çilekleri de tarihi şehrin sakinleri arasında oldukça tercih edilir durumdadır. Ayrıca köy o yıllarda eğitim açısından da oldukça gelişmişlik gösterir. Günümüzde de eğitim alanında ayrı bir yere sahip olan Robert Koleji, köy sakinlerinin çocuklarına eğitim verir durumdadır. Köyün nüfusu 1900'lü yılların başında yayınlanan bir belgeye göre 7500 civarındadır ve bu nüfusun 5973'ünü Rumlar oluşturur. 1946 yılında ise nüfus 12 bine kadar çıkar. Ev sayısı ise 2500 civarında bulunur.
Arnavutköy günümüzde eski ihtişamını korumaktadır. Yerleşik olarak 5000 nüfusa sahip olan Arnavutköy şu anda Beşiktaş'a bağlı bir mahalle konumundadır. Bölgenin ekonomisi ticarete dayalıdır. Çok sayıda restoran, kafe ve eğlence merkezi Arnavutköy sokaklarını süsler. Bölge eski tarihi dokuzundan da fazla ödün vermemiştir. Teşvikiye Camisi, Arnavutköy Rum Ortodoks Kilisesi, tarihi polis karakolu, çok sayıda tarihi okul ve yalı bölgenin tarihi dokusunun bozulmadığına şahitlik etmektedir. Ayrıca açık hava gazinosu, yazlık sineması da vardı. Biz Anadolu Kamyonet'e 10 çocuk, 14 kişi dolaşıp direğin dibine, pikniğe gittiğimiz yerler de vardı. Denize girdiğimiz akıntı burnu da. Bu ilk bölümdü. Bundan sonraki de devam edecek. Ama tabii siz arzu ederseniz. Hoşça kalın. Ama benimle kalın. Fatoyla hayatta kanca. Bir de evde kalın. Siz evde kalın. Ben geldim. Evde kalın. Sevdiklerinizle sağlıklı kalın.